Merhaba dostlar. 2021 yılı itibariyle kasası tamamen yenilenen ve Hayat Motorla Güzel kanalı olarak bizim de merakla ve heyecanla beklediğimiz yeni NMAX 125 nihayet showroomlarda yerini aldı. Dostlarımız hatırlayacaklar. Bu motosiklet için bir ön inceleme bölümü yapmıştık ve o bölümde motorun teknik verileri dahil birçok özelliğinden bahsetmiştik. Bugün ise motosikleti daha yakından incelemek ve izlenimlerimizi sizlerle paylaşmak üzere motosikletimizin yanındayız. Motorda ilk dikkatimizi çeken şey in rengi olduğunu söyleyelim dostlar. Gerçekten çok güzel bir rengi var. Mat metalik bir renk ve hoş bir doku veriyor. Böyle insan elini sürmek istiyor motorun üzerine. Işıkta gerçekten çok harika bir yansıma yapıyor bu renk. Yine diğer detaylarına bakalım. Şu ayna tasarımı, aynanın çizgisi hoş. Bir yarış motoru edasıyla tasarlanmış bir ayna yapısı var motosiklet üzerinde. O da oldukça bir motosikletin görünümüne bir hareket kazandırmış. Şöyle. Yine egzoz tasarımını da çok beğendiğimi söyleyebilirim dostlar. Şu sıcaktan arçıyı da korumak amaçlı. Aynı zamanda egzozun da koruyucusu plastikten tasarlanmış. Şurada yine bir desenli bir yapısı var. O da yine hoş bir hava katıyor motosikletin görünümüne. Şöyle yine şurası bakın. Desenli bir tasarım. Şurası düz ama plastik tamamen parça. Hem dışarıdan insanların buraya dokunarak ısıdan etkilenmelerinin önüne geçmek hem de herhangi bir şekilde yan tarafta düşmelerde egzozu korumak amaçlı. Bu egzoz koruyucu muhafaza kapağı diyelim buna. Güzel bir tasarıma sahip olduğunu söyleyelim dostlar. Yine bu scooter'ın inceleme videosunda izleyen dostlar hatırlayacaklar. Aydınlatma sisteminden bahsetmiştik. Aydınlatma sisteminde ön ve arka aydınlatmaları, yani ön farların ve arka stop lambalarının LED olarak tasarlandığını ki oldukça yine tasarımını gerçekten çok etkilemiş. Çok hoş bir görüntü veriyor şu tasarım. Onu söyleyebilirim ilk izlenimler olarak. Yine o videomuzda da bahsettiğimiz gibi sinyal aydınlatmaları maalesef bu modelde LED olarak değil. Yani yine normal flamanlı ampul kullanılmış arka aydınlatmalar. Ön aydınlatmaya gelecek olursak dostlar, şöyle yine demin de söylediğimiz gibi LED ve oldukça güzel. Yine sert bir çizgisi var, bir görüntüsü var. Yine arkada olduğu gibi ön sinyallerde flamanlı ampulü görüyoruz ama ön LED tasarımını beğendik dostlar, onu söyleyeyim. Hem tasarım olarak şöyle içindeki far yapısı, LED'in yapısını da görüyoruz şu anda, bakın. Güzel. Anahtarsız çalıştırma sistemi de konumlandırıldı motosiklet üzerine. Dolayısıyla artık bu motosikleti anahtarsız olarak çalıştırabiliyorsunuz. Ya da anahtarsız diye söyleniyor ama aslında akıllı anahtar sistemi diyelim. Yani anahtarımız bu. Herhangi bir yere bir şey takmıyoruz. Ne yapıyoruz? Yine şu bölümde olan, şöyle bakın gözümüze, şu anahtarımızı koyduktan sonra burada şöyle göze de bakalım. Şöyle çok derin değil. Yani ne kadar söyleyeyim, şu avucumun yarısı kadar falan böyle
şu kadar falan bir derinliği var. Hani çok bir şey alır mı? Bir ruhsatı belki alır. Çok fazla bir şey alacak bir derinliğe sahip değil dostlar. Öyle kapatalım. Bunu buraya koyduktan sonra ne yapıyoruz? Hemen şuraya bir kere basıyoruz. Ve anahtarsız çalıştırma ile ilgili anahtarlığı algıladığını bize iletiyor motosiklet. Sonra bir daha basalım. Kilitledi kendini. Evet, şu anda açığım diyor. Bir kere çevirdiğimiz zaman, bir daha çevirdiğimiz zaman, evet, artık göstergeler aktif. Şöyle. Şimdi gösterge demişken biliyorsunuz motosikletin bir önceki modeline göre en büyük, en radikal değişikliklerden bir tanesi de ekran üzerinde yapılan değişiklikti. Yani daha önce yuvarlak olan ekran şu şekilde daha köşeli bir yapıya kavuşturuldu. Dış ekran, iç ekransa şöyle kenarlardan içeri basılmış bir dikdörtgen yapısında. Şöyle. Ekranın ne özelliği vardı? CCU dediğimiz bir sistem var motosiklet üzerinde. Uygulama ile birlikte telefonunuzla eşleştirdiğinizde telefonunuza gelen çağrılar ve mesajlar ekran üzerinde size iletiliyor. Onun dışında yine uygulama üzerinden motosikleti bıraktığınız yeri, uygulama üzerinden konumunu görebiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var bu ekranın. Evet, yine motosikletin göstergesindeki ayar kısımlarına buradan müdahale ediyoruz. Menü tuşundan müdahale ediyoruz. Şöyle bakalım neler değişiyor. Odometre var, trip 1 var, trip 2 var. Evet, şöyle. Batarya, yani akü voltajını gösteriyor. 12.2 volt. Bakın TCS çıktı, on off kısmı var. Yani şu an TCS on, traction control on. Evet, tek düğme konmuş dostlar. Şöyle basılı tuttuğunuz zaman off'a geçirdi düğmeyi. Tekrar basılı tuttuğunuz zaman on'a geçirdi. Evet, şuradaki düğme vasıtasıyla bütün ayarları kumanda edebiliyorsunuz dostlar. Yani basılı tuttuğunuz zaman bir diğer seçeneği seçiyor. Bir daha basılı tuttuğunuz zaman bir diğer seçeneği seçiyor. Yani şuradan gösterelim hemen. Şöyle. İşte burada sıfırlamak istediğiniz ayarlar için basılı tutuyorsunuz. Trip için. Şöyle TCS, traction control'dü. Trip var. Şöyle. Eko modu var. Ekonomi kullanmayı herhalde bize sürüş esnasında gösteriyor. Yine yakıt depo kapağımız şu bölümde. Hemen şuradan bir kere basıp bir kere çevirdiğimiz zaman fuel'a bastığımızda bu şekilde açıldığını görüyoruz kapağın. Kapağı açtıktan sonra şöyle elimizde kalıyor muydu bu? Kalmıyormuş. Şuraya koyuyorsunuz. Evet, şu şekilde şuraya koyuyorsunuz ve tekrardan kapatabiliyorsunuz. Şöyle. Evet, burası da böyle motorun. Yine motosikletin sele yapısıyla ilgili bir önceki modele göre bir değişiklik var. Bence en büyük değişikliklerden bir tanesi de şu selenin dokusu da bana değişik geldi. Yine hoş bir hava katıyor. Yani bu motosikletin gövdesindeki mat parlaklık diyelim, matlık diyelim. Hoş bir matlık. Bakın aynı yansımayı, yani şu desen üzerinde gördüğümüz yansımanın aynısını sele üzerinde de görebiliyoruz. Yani dolayısıyla gövde ile sele yapısı birbiriyle uyumlu hale getirilmiş burada. Sırıtmıyor. Yani parlak bir yapıda değil. O matlığı vermesi için özel bir doku kazandırılmış. Sele altı bölümünde maalesef bir değişiklik yok yine. Yani bir önceki modelde görmüş olduğumuz sele altı kapasitesi aynı. Tutulmuş ve herhangi bir şekilde burada ilave başka bir şey yok. Evet, yine gelelim. Şurada bir saklama alanımız var. Biraz daha derin. Yani bir nasıl söyleyeyim. Şöyle koyalım bakalım. Şöyle bileğimden daha da
içeriye kadar gidebiliyor. Yani bir rahatlıkla bir şişeyi içine alacak kadar derin bir yapıda. Yine bu bölümde dostlar, şöyle bakalım görebilecek miyiz? Çakmak girişimiz bulunuyor. Evet, motosikletin lastiğine bakacak olursak dostlar, Endonezya üretimi Dunlop marka lastik kullanıldığını görüyoruz. Yapısı itibariyle oldukça yumuşak bir yapıda. Yani normalde işte Dunlop biraz daha sert yapıda olan lastikler oluyor ama burada baktığım zaman lastiğin yapısının oldukça yumuşak olduğunu görüyorum. Bu da tabii ki motosikletin yol tutuşuna etki edecektir diye düşünüyorum. Yeni PCX'te de görmüş olduğumuz gibi bu motosiklette de artık traction control var. Biliyorsunuz traction control, hani bu güçte, bu torktaki bir motor için ne fayda sağlar diye düşünecek olabilirsiniz, düşünüyor olabilirsiniz ama özellikle yağlı, ıslak, kaygan zeminlerde sürüş güvenliğinize oldukça fayda sağlayacağını söyleyelim. Motosikletin fren sistemi dostlar zaten biliyorsunuz uzun yıllardan beri kendini kanıtlamış ABS fren sistemine sahip. Hem önde hem arkada ABS var, yani yakın rakiplerine göre orada bir sıfır önde her zaman NMAX modeli. Dolayısıyla burada da herhangi bir değişiklik yok. ABS olarak gelmeye devam ediyor motosiklet. Evet, motosikletle ilgili de ufak tefek bilgiler paylaşalım dostlar. Farklılık olarak bir önceki modeline göre. Yakıt kapasitesi artırılmıştı biliyorsunuz. 6.6 litre olan yakıt kapasitesi 7.1 litreye çıkarılmıştı. Yine motosikletin ağırlığı 131 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Bunları da paylaşmış olalım sizlerle. Söz verdiğimiz gibi yeni NMAX showroomlarda yerini alır almaz hemen bir ön incelemesini yaptık ve izlenimlerimizi sizlerle paylaştık. Şimdi kaldı motosikletimiz teste açılır açılmaz motosikletimizin sürüş testini gerçekleştirerek hissiyatlarımızı ve izlenimlerimizi sizle paylaşmaya. Onun için bu bölümleri de kaçırmamak adına kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomuzu şu ana kadar hala beğenmediyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın ve bundan sonra yayınlanacak bölümleri kaçırmamak adına çan işaretine basmayı unutmayın diyoruz. Hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.